Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Merhametli, şefkatli Allah'ın adıyla. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimdeki bağı çöz, ta ki anlasınlar sözümü. Bu kitapta bize öğretilen duadır. Allah doğruyu konuşmak, en doğruyu konuşmak, en doğruyu anlamak ve en güzel şekilde yaşamak nasip etsin. Evet, güzel bir söz ile başlayacağım sohbete. Elbise, clothes. Elbise nasıl yıpranırsa, İnsandaki iman da o şekilde yıpranır ve eskir. O halde imanınızı daima temizleyin, tazeleyin. Nasıl elbise gibi yıpranıyorsa ve sen zamanı gelince tazeliyorsan, aynı imanımız da zamanı gelince insan ne yapıyor? Yıpranıyor. Neden? Çünkü bir sürü şey var hayatta yani. Zaten kolay olsa cennet çok kolay olmuş olurdu yani. İmanı şey olsa, değil mi? Cennet bedava değil. Cupcake bedava olabilir ama cupcake'in bedavası bile bayat oluyor bak yani. Yani cennet bedava olsa nasıl olur? Düşünün yani. Cennet bedava olmadığı için, taptaze olacağı için imanımız da bir şekilde yenileceğiz. Ha, nasıl yenilenir iman? Ettiğini nasihatin. Din nasihattır. Din nasihattir, değil mi? Bir insan güzel bir şey dinleyince nasıl oluyor? İçi açılıyor. Birisine güzel bir şey söyleyince içi açılıyor. Birisinden güzel bir şey duyunca içi açılıyor. Dolayısıyla din nasihattir. Yani insan bu şekilde temizleniyor ve tazeleniyor. Bugün Kur'an-ı Kerim'i keşfetmeye çalışacağız. Yani sizi distract yapan şeyleri kapatın. Çünkü inşallah 11'e kadar sürecek sohbetimiz. 11'den sonra sabaha kadar bakabilirsin. Sabaha kadar cep telefonumuza bakabiliriz, onda sıkıntı yok. Evet. Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu anlayacağız. Bu çok önemli. Bu konuda ben araştırma yaptım, fazla bulamadım. Dolayısıyla şu andaki konuşacağımız şeyler, Allahu alem, Allah en doğrusunu bilir. Diziliş bakımından, yani ard arda dizilmesi bakımından taze şeyler. Taze yani öyle Google, Hazreti Google'a sorunca çıkmıyor. Öyle diyorlar. Dolayısıyla ona göre inşallah dikkat edelim. Tabii Kur'an-ı Kerim'e yoğunlaşacağız. Bütün şeyimiz, bütün sohbetimiz anında şunu şu tarafa alayım çünkü şurada daha güzel olur. Şurada en sona alalım. Bir kısmı vardı. Evet, Kur'an nedir? Anybody know? Kur'an nedir? Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu ve bize niçin geldiğini bilirsek ona karşı öyle davranırız. Yani bir insan bir şeyi bilmemesinden dolayı ona karşı kıymetini bilmiyorsa bir şeyin, öyle davranıyor. Yani sana, yani 100 sene önce birisi şunu bulsaydı yolda, bakardı, makardı, atardı, giderdi. Doğru mu? 200 sene önce. Neden? Bunun kıymeti bilinmiyordu o zaman. Veya ne var? İşte başka bir şey. Yani birisi bilmiyorsa, o bilgisi yoksa sende, ne yaparsa yapsın. Yani bir işe yaramaz. Ama ona bilmediği cahil gibi davranır. Dolayısıyla bizim şu andaki düştüğümüz sıkıntılardan bir tanesi de Müslümanlar olarak kitabımızın mahiyetini bilmiyoruz. Dolayısıyla ona öyle davranıyoruz. He, böyle davrananlara gidip bağırmaya gerek var mı? Yok. Çünkü bilmiyor adam yani. Ya bilmiyor. Bilmemek ayıp değildir. Öğrenmemek ayıptır. Yani birisi sana söyler, şey yapar ama sen de dersin yok istemiyorum kardeşim. O zaman ayıptır yani. Ama bilmemek ayıp değildir. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Bilmemek ayıp değil. Dağıtmayın. Yok. Dağıtmayın. Hemen oturuyorsunuz.
Hemen en sonunda muhabbet ediyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Dileyen dilediği kadar oradan ikramımızdan alsın. Efendime söyleyeyim. Evet. Tamam. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Sohbet şimdi dağılmasın. Herkes bir ayağa kalkar. Biraz sonra birisi daha gelir. Bir ayağa kalkar. Sonra saat baktım 11 olmuş. Zaten haftada bir defa toplanıyoruz. Şey yapmayalım. Evet. Mehmet Mamedov. Görüşeceğiz seninle. Çıkışta. Evet. Kıymetini bilmiyoruz. Nasıl? Kimisi bu haftalık sohbetin kıymetini biliyor. Ne yapıyor? Değerlendiriyor. Kimisi bilmiyor, değerlendirmiyor. Şimdi bilmeyen adama öğretmek lazım. Yardım etmek istiyorsan ona bağırıp çağıracağını, kavga edeceğini öğretmek lazım. Yanlış mıyım? Doğru. Dolayısıyla şu Kur'an-ı Kerim'le aramızdaki olan kopukluk, neden kopukluk olduğunu kapatmamızın sebebi yani bize ne verebilir ki yani? Tamam mı? Onu bilmiyoruz ihtimal. Yani derdimiz var ama yani acaba var mı içinde? Sıkıntı o. Söz vereceğim sana inşallah. Evet. 9 artı 11, 9 artı 2, 11 tane ayetle yolumuza devam edeceğiz. Dikkat edin arkadaşlar. Allah kalbimizi güzel, doğru olanlara açsın. Çünkü kendimizi tekrar bir diriltmemiz lazım. Ba'su ba'del mevt. Ölmüş olan kalplerimizi tekrar diriltmemiz lazım. Dirilme. Revival. Bilen var mı bu kelimeyi? Revival. Ölü adamın dirilmesine revival derler İngilizce. Revival, dirilmemiz gerekiyor bizim. Neden? Çünkü ihtiyacımız var buna yani. Ya böyle ölü gibi gezeceğiz, yürüyen ölü, meyyit-i müteharrik derler eski dilde. Hareket eden ölü. Adam ölü ama hareket ediyor. Dirilmemiz gerekiyor. Çünkü toplumlar bu şekilde dirilmiş. Dirilenler bu şekilde dirilmiş. Vakti zamanında Özbekistan'da bundan 1000 sene önce adamlar uzay araştırması yaparken Kur'an-ı Kerim'den esinleniyor. Dünyanın en büyük uzay araştırma merkezi orada oluyor. Bundan 1300 sene önce Arap Yarımadası'nda insanlar hareket halindeyken Kur'an-ı Kerim'den esinleniyorlar. Bundan 700-800 sene önce Anadolu topraklarındaki hareketlik oradan görüyoruz. Geçen kazı çalışması yaptılar. Burada Boston'da para buldular. Üzerinde Arapça yazıyor. Vakti zamanında büyük ihtimal buraya da geldiler yani. Bu şey yeni yapılan. Yol çalışıyorlar, yol yapıyorlar, highway yapıyorlar. Bir baktılar orada para var. Eski para. Üzerinde Arapça yazıyor. Nereden geldi bu? Vakti zamanında demek ki buraya gelinmiş. Tabii şimdi konumuz dağılmasın. Buradaki bizim esprimiz şu. İnsanları hareket ettiren neydi yani böyle? Kur'an-ı Kerim kitabımızdı. Neden? Çünkü 6. sure, En'am suresi 38. ayet bize buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasın. Bu konu şey olmasın. Mesela bakıyorlar şimdi karıncalar bile toplu toplu mesela. Araştırma yapıyorlar. Scientific bu. Bir tane karınca diğer karınca grubuyla karşılaşınca konuşamıyor mesela. İkisi değişik dil konuşuyor mesela. İkisine de gidip gelen arada birkaç kişi oluyormuş. Onlar ortaya geliyor. Translate yapıyorlar. Ondan ona, ondan ona. Bu scientifically proven yani. Düşün. Çok ilginç değil mi? Onlar da aynı bizim gibi topluluklar yani. Aa karınca abi hepsi karınca. Tamam insan da insan değil mi? Aa bakıyorsun Rusuyla Avrupalısı konuşamıyor. Avrupalısı Amerika konuşamıyor. Neden? Değişik diller, değişik topluluklar. Bu konumuz dağılmasın. Bu da ayrı bir mevzu. Bundan kalan kısmı şu. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Kitapta. Kitap deyince Kur'an-ı Kerim'dir. Sonra onlar Rablerinde toplanacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyi bırakmadık diyor. Allah. Bize. Hiçbir mevzuyu. Yine 6. sure 59. ayet. Başka bir sure. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir. Allah bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez.
Nasıl bir şey değil mi? Yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitapta yazılıdır. Evet. Yani şu kısmı ve ma teskudu min ragatin illa ya'lemu min veraqatin illa ya'lemuha ve la cen ve la cebbetin fi zulumatil arzi ve la radbin ve la yabisin illa fi kitabin mubin. Okuduğum yerin Arapçası. Yaş ve kuru haricinde ne var hayatta? Yaş ve kuru. Ha? Efendim? Yaş ve kurunun arasında ne var mı? Ha, yaş var, kuru var. Kuru ne? Kuru. Ya ağacı var. Dry. Wet var, dry var hayatta. Su var arasında. Su yaş. Nerede? İşte bir su var, yaş. Bir de kuru. Taş. Taş gibi mesela. İnsan ne mesela? İkisinin karışımı. Çoğunluğu Aygün. Alayım abi o aleti. Ver bakayım bana. Ver bakayım. Sıfır kaldı. Tamam ver. İnsan ne? Yüzde bilmem kaç percent yaş, bilmem kaç percent kuru. Bu şekilde. Yaş ve kuru olan her şey burada. Başka 6. sure 114. ayette yine tekrardan Allah'tan başka hiçbir hakem aramayın. Hakem, estağfurullah. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklamış olarak indirmiştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedir. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Kitab-ı Mufassale. Buradaki espri açıklayıcı olması kitabın. Açıklayıcı. Bütün kitaptaki açıklanmış olması kitabın. Kendisi içinde açıklanmış olması. Diğer bir şey, 12. sure 111. ayet. Andolsun onların kısalarında temiz ve akıl sahipleri için ibretler vardır. Estaizu billah. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulul albab. Akıl sahipleri için. Ma kana hadisen düzüp uydurulacak bir söz değildir. Bu söz yuf tera uydurulacak velakin tasdikallezi beyne yedeyhi ve tafsile külle şeyin ve huden ve rahmeten liqavmi yu'minun. Burada Allah bize şöyle buyuruyor. Bu Kur'an, bu söz, hadisen, hadis söz demektir. Düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcı, önceki kitapları doğrulayıcı ve her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman eden bir toplu kitle hidayet ve rahmettir. Yani külle şeyin, tafsilen, her şeyin açıklaması var olduğunu gösteriyor. Arkadaşlara çay mı getireceksin? Tamam. Her şeyin açıklaması olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar, büyük bir kelime. Her şey, everything. Nasıl oluyor? Oluyor Allah'ın izniyle. Allah böyle dilemiş, böyle oluyor. Yani bulanlar buluyor. Evet, 10.35 Nahl suresi 16. ayet 89. 16. sure 89. ayet. Yine aynı şekilde manası gün gelir her ümmetten kendine birer şahit getiririz. Seni de ümmetin üzerine bir şahit olarak getirip dinleriz. Ey Resulüm, işte sana bu kutlu kitabı indirdik ki her şeyi açıklasın, her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin. Allah'a teslimiyetle itaat edecek olanlara rahmetin ve müjdenin ta kendisi olsun.
Burada tekrar eden ne var Mahmut? Likülli şeyin. Ne oluyor? Yine everything yani. Allah kitapta bize her şeyi söylediğini, her şeyi açıkladığını beyan ediyor. 16. sure 89. ayet. Dileyenler detaylarına baksınlar. Yani biz sadece ya abi ben kimisi ne diyor ben çok dindar değilim. Bütün insanların ihtiyacı olan şeyler. Mesela geçen konuşuyorduk burada. İçki. Değil mi meselesini? Bugün Rusya'da daha dün çıktı ihtimal. Kanun çıkartmışlar. Yasak. Bir içmek yasak. Rusya'da. Ya abi bir tanesi demişti ya abi onlar çok para kazanıyor yasaklamazlar. Yasakladı adamlar. Neden yasaklamış? Her ölenden 20% ondan ölüyormuş. Adam ölecek yani ülke gidiyor. Her kadından, her altı kadından bir tanesi içkiden dolayı ölüyormuş. Yani zararı faydasından fazla. Adam tax alıyor belki. Küçücük bir yararı var. Kocaman bir zararı var. Geçen konuşmuştuk. Ne oluyor? 1400 sene kafasını kaşıdı. Kur'an-ı Kerim dediğine geldi şimdi. Rusya'daki devlet. Ya adam şey değil yani. Rusya'da saat 11'den sonra yasaklamışlar. 11 ile sabah 8'e kadar yasaklamışlar. Bir satmayı. Neden? Adam içiyormuş gece alıp birisine çarpıyor. İçiyor, karısını dövüyor. İçiyor, kavga ediyor. İçiyor birisini öldürüyor. Zarar kardeşim bu. Kafası biraz daha bassa şeyin, Rusya'nın tümüyle yasaklar. Der ki bunun zararı yarağından fazla canlı yanıyor. Neden bu? Millet çalışmıyor, işe gitmiyor, hep hırsızıdır, arsızıdır. Yani bu Kur'an-ı Kerim'deki mesele sadece bizim Müslümanlar için değil. Boğazım bayağı hastayım da biraz. Bayağı şey yaptı. Su var ya burada. Sudan değil de sıcak bir şey yumuşatır belki. Sudan alabilir miyim? Bizim otağımız bir şey. Şeker. Abi.